Herkese merhabalar arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Bugün arkadaşlar size USB disklere işletim sistemlerini yazdırmayla alakalı, daha doğrusu çoklu multiboot işletim sistemlerini hazırlamada çok daha pratik bir yol gösteren bir uygulamayla size göstereceğim daha doğrusu. Adı Ventoy arkadaşlar. Uygulama USB diskimizi USB porta taktıktan sonra uygulamayı evveliyatında indiriyoruz. Birazdan sitesine gireceğim. Daha sonradan uygulamayı çalıştırıyoruz. USB diskimizi monte ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar USB diskimizi takalım, hazır bulunsun. Şu anda bende takılı değil, takıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda içi boş, gördüğünüz gibi taktık. Bu böyle dursun burada şu anda. Arkadaşlar Google aramasında Ventoy yazıyoruz. Ventoy. Ben bu sitenin de linkini ekleyeceğim zaten videonun altına. Evet arkadaşlar, uygulamanın sitesine giriyoruz. Tıklayalım. Ventoy.net. Download bölgesine tıklıyoruz arkadaşlar. En son sürümü 1.0.0.9 zip olarak, diğer Linux işletim sistemi ve uygulamanın içeriğiyle alakalı bilgiler yer alıyor. Burada arkadaşlar Windows Zip indiriyoruz. Ben daha evveliyatında indirmiştim. Ben de şu anda hazır. Download kısmında burada, evet. Şu anda hazır bende arkadaşlar. Bu zipli dosyayı buraya çıkartıyoruz arkadaşlar. Ben 7 zip kullanıyorum. Siz belki birer kullanıyor olabilirsiniz. Aynı yöntemdir, fark etmiyor. Buraya ayıklıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İndirdiğimiz dosya şu anda dizinden çıkmış ve zipten çıkmış vaziyette. İçine girelim. Ventoy disk 2 disk. Buna yönetici olarak arkadaşlar sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda diskimizi algıladı otomatik olarak. Sürücü harfi G. Buna dikkat edin arkadaşlar. Farklı diskler takılıysa USB disk veya harici partition vesaire. Dolayısıyla dikkat edin. Yanlış diski biçimlendirmeyin veya işte yazdırmayın. Buradaki mantık arkadaşlar uygulamada şu an yazdırmadım. Başlayacağım birazdan ama yazdırdıktan sonra USB diskimiz hazır oluyor ve içerisine bütün Windows, Linux veya farklı ISO dosyalarını copy paste ediyor sadece arkadaşlar. Şu anda elimde çıkarttım diğer diskimi. Gerçi yine göstermek mahiyetine bakarız değil mi? Şimdi yazdırdıktan sonra sadece geriye kalan yöntem ISO dosyalarını USB diskimizin içine copy paste etmek kalıyor. Şimdi ben yazdırıyorum arkadaşlar. Install ediyorum. Evet diyoruz arkadaşlar uyarıya. Bir daha evet diyoruz. Evet arkadaşlar şu an yazdırma işlemi devam ediyor. Yani indirdiğimiz Ventoy uygulamasını USB diskimize monte ediyoruz arkadaşlar. Yazdırıyoruz. Türkçe dil de varmış. Ben seçmedim. Yeni fark ettim. Türkçe dilini de seçelim buradan. Evet seçtik. Şu anda Türkçe oldu arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar. Adı Ventoy oldu yaz. USB diskimizin adı. Şu anda burada göstermiyor. RAW olarak. Hatta özelliklere bakalım. EXFAT olarak. EXFAT olarak biçimlendirme yapıyor. Buraya, bu bölgeye Windows, ISO, indirdiğimiz mevcut elimizdeki ISO dosyalarının hepsini buraya monte ediyoruz arkadaşlar. USB disk, bakayım ben de şey var. Şu an evet bağlanamıyorum maalesef port. Ha, denemek istiyordum ama ISO dosyasını. Ama çok basit bir şekilde USB diskimizin içine girip ISO dosyaları, mevcut ISO dosyalarımızı buraya copy paste ediyoruz sadece arkadaşlar. Daha sonra sistemimize uygun olan boot yöntemleriyle birden fazla işletim sistemini Ventoy adlı uygulamayla boot ederek çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Bu uygulama oldukça gelişmiş arkadaşlar. Group 2, Group Bootloader kullanıyor. Çok güzel geliştirmişler.
Zaten şeyleri var, açıklamaları var arkadaşlar burada. Screenshot, ekran görüntülerine bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ISO dosyalarının isimleri burada beliriyor zaten. Copy paste ettiğimiz zaman USB diskimize bu şekilde hangi işletim sistemini copy paste etmişsek adını kendiniz değiştirebilirsiniz. Böyle uzun anlama adına. O zaman daha düzgün olur. Bir, atıyorum işte 1 Windows 10, 2 Windows 8, 3 Windows 7, 4 Windows Linux, 5 Acronis, öyle sıralı şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. ISO'dan boot ediyor arkadaşlar. Burada Ubuntu işte Linux işletim sistemini boot etmiş gösteriyor. Diğer işletim sistemleri vesaire. Uygulama şu anda gelişme aşamasında, geliştirme aşamasında. Linux olan sürümü de var. Ona da bakacağım ben. Daha henüz bakmadım. Şu anda Windows platformuna baktık. Ne yaptık arkadaşlar? Vento'yu indirdik. İndirilen dizinlerimize giriyoruz. Çıkarttık. Buraya dizini çıkarttık. Daha sonra çalıştırdık. USB diskimiz zaten takılıydı. İçine kur dedik. Install ettik yani. Geriye zaten arkadaşlar içerisine ISO dosyalarını copy paste edip işletim sistemlerini başlatmak. Burada işte screenshot'ta da belli zaten. ISO dosyaları gördüğümüz gibi böyle bir menü geliyor boot ettiğimiz zaman. Ondan sonra işletim sistemlerini boot ediyoruz arkadaşlar. Kuruluma hazır olmuş oluyor. Ventoy uygulamasıyla. Ben çok beğendim arkadaşlar. Karmaşık bir yapısı yok. Sadece UEFI ve Legacy desteği var arkadaşlar. Eğer ki sisteminiz UEFI ise, eğer ki işletim sisteminin UEFI desteği de varsa şayet, UEFI olarak da kurulum desteği var arkadaşlar. Harici bir işlem yapmanıza gerek yok. Onu da zaten derli topla olma anlayışıyla hepsini içine katmışlar. Burada da yazıyor zaten. Windows veya işte Windows 7 Linux işletim sistemlerini UEFI destekli şekilde de başlatabiliyorsunuz arkadaşlar bu uygulamayla. Umarım yararlı bir anlatım olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ventoy uygulamasıyla ilgili ana sayfa linkini ve uygulama linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan istifade edebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim arkadaşlar.